Fatma Gül Hanım, merhaba. Merhaba. Bugün sadece bu kadar mı mektubunuz var? Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Hoş geldin. Kerim. Bak Fatma Gül geldi, Fatma Gül. Ne yaptınız, kolayladınız mı? E işte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi hiç öyle bakma. Bugün çok iyi çalıştık. Çok güzel oluyor. Masanın üstünü doldurmuşsunuz yine. Dur ben boşaltırım şimdi. Dur dur. Ben hemen elimi yıkayayım da yardıma geliyorum, dur. İki güne boyası biter. Haydi bakalım. Yalnız verandayla biraz daha uğraşmam lazım. Çok güzel oluyor ama. Sen bir de bitince gör. Ha, yarın banyo için fayans seçmemiz lazım, ona göre. Tamam. Yaptığını. Beğenmedim. Bir kere boya yapmak yaprak sarmaya benzemez hanımefendi. Yok canım. Hı-hı. Bak fırçayı böyle tutacaksın. Yukarı. Aşağı. Hah. Sen bana yardım ederken ben sana dalga geçmiyordum ama. Ama sen de benim elimi tutmuyordun. Dik tutacaksın, dik. Tamam bırak, öğrendim artık. Dur dur, şu yanlış yaptığın yerleri düzeltelim. İstersen bırakayım, sen yap. Benim zaten işim var. Dur. Huhu. Ben geldim. Ha mukaddes, hoş geldin. Habersiz geldim, rahatsız etmedim umarım. Yok canım, hoş geldin yenge, gel. Merhaba. Kızım, hoş geldin. Yardıma mı geldin babaya? Halanın evini görmeye mi geldin? Elif, aşkım. Halanın evini görmeye mi geldin tatlım? Ya, halasının evini görmeye geldi. Bak bak, nasıl cin gibi gözleri, cin gibi. Nasıl, beğendin mi halanın evini? Neyini beğenecek Allah aşkına? Ev demeye bin şahit ister be. Bitmedi ki ama, daha bitmedi mukaddes. Kerim mis gibi yapacak evi. Bak verandanın haline, eskiden nasıldı şimdi nasıl? Ya, bir verandası eksikmiş hakikaten. Niye öyle diyorsun yenge, güzel değil mi? Şuraya bir masa atılır. Güzel havalarda hep dışarıda yenir oturulur. He, bu ağaçların altında mis gibi. Odasında şuraya güzel bir kulübe yaparız. Kerim kuşlara yuva da yapacak. E doğru tabii, evin içine adam edemeyeceğinize göre bahçeyle uğraşın, ne yapacaksınız? Söyleme öyle mukaddes, kırma kızın hevesini.
Yok canım. Ben her haliyle seviyorum abicim bu evi. Bitsin yengem de sevecek. Hadi oradan, siz kendinize ev yapıyorsunuz. Kuşlarınıza yuva yapın daha. Aşk olsun yenge. Hayır, adam size saray yavrusu gibi yerler gösterdi. Gele gele bu mezbeleye mi geldiniz? Vallahi ben biliyorum. Sen ben peşinden gelmeyeyim diye yaptım. Biliyorum. Aa mukaddes. Ne aa mukaddes? Şaka yapıyorum ayrıca da, sana ne? Allah Allah. Gerçi her şakanın altında bir gerçek payı vardır ama. Üzülüyorum ama yenge, burada da beraber oturacağız işte. Şu odayı size hazırlayacağız. Oradan da kapı açarız. Şurada çocuklara yaparız. Allah Allah. Ha benim hiç seçim şansım yok, görüyor musun? Mecbur muyum canım senin bana gösterdiğin şeye razı olmaya ben? Ne çekiyorsun? Çekme içini. Sen yalvarsan da gelip oturmam ben burada zaten. Sen beğenmişsin, güle güle otur. De ben böyle bir gece konuda oturmayacağım bir daha. Üstelik Gül Mutfağı'nın sokağında kiralık bir ev var, ona bakacağım şimdi. Hazırda param da var. Yani peşin ödersem indirim de yaparlar, ondan sonrası Allah bilir artık. Sen bilirsin. Benim de senin gibi kendi evim olmadı, biliyorsun değil mi? Yani sadece sen değilsin, ben de seninle beraber yaşamak zorunda kaldım yıllarca. Ne taze gelinliğimi bildim, ne evliliğimi bildim. Neredeyse iki çocuk baktım sayılır. Sen geldiğinde 12 yaşındaydın, yalan mı? Ben de kendi kapımı kendim açıp kapatmak istiyorum artık. Kendi evimi istiyorum yani. Haklısın. Haklıyım tabii. Senin yüzünden kendi hayatımızı unuttuk biz ya. Bundan sonra evli evine, köylü köyüne. Herkes yerini yurdunu bilsin kızım. Nereye? Meryem ablayı çok yalnız bıraktım dükkanda. Doğru. O gün mutfağında o kadının üstüne yıktın. Git tabii. Kerim, ben çıkıyorum. Ne çabuk? Dükkanda çok iş var, gideyim. İyi tamam ama bak, yarın ev için alışverişe çıkacağız. Bütün gün beraberiz, ona göre. Tamam. Tamam. Dikkat et Rami, bak çocuğun kolu altında kalıyor. Yalan atma, yalan atma. Dikkat ediyorum ben. Hadi gidelim artık. Vallahi fenalık bastı benim burada. Kasvet, kasvet. Yürü. Hadi kolay gelsin size. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Al canım. İçime sığmıyor, ne yapayım? Ne güzel. Neler hissettiğimi sana bir anlatabilsem ablacığım. Hiç anlatma hayatım, seni çok iyi anlıyorum. Seni böyle görmek o kadar mutlu ediyor ki beni, bir bilsen. Ay Allah nazarlardan korusun inşallah, mutluluğun ömür boyu sürsün. Abla. Ne canım? Aslında bugün canımı sıkacak bir şey oldu. Ne oldu? Mustafa'dan bir mektup aldım. Ne? Ne diyor peki? Yani ne yazmış ki? Bilmiyorum. Okumadım zaten. Çöpe attım. İyi etmiş. Kendime de söylemedim canı sıkılmasın diye. Ay canı sıkılırdı tabii. Sinir olurdu çocuk. Yani anlatacağı ne varmış ki densizin? Hiç merak etmiyorum vallahi. Etme tabii. Söyleyecek sözü var mı Allah aşkına sana? Buldu cezasını, çekti gitti. Darısı öbürlerinin de başına. Amin. Ama asma suratını. Az önce ne güzel gülüyordu. Ha? Gül yine. Benim. Sahtekar. Ha böyle. Böyle gülüştü. Canım benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.